Canımın içi o bilinmiyor ama geçenlerde söyledim. Biz insanlar sonsuzdan beri varız. Yani sonsuz önce de vardı, sonsuz sonra da vardık. Allah hiçbir zaman için yalnız olmadı. Yani şimdi benim canım söylüyor ya, Allah mesela bir gün yalnızdı. Gelenekçiler falan da öyle söylüyorlar. İşte hiçlik aynasına baktı, kendini gördü. O tarz. Yani zamanlar geçti diyor, milyonlarca sene geçiyor Allah. Yalnız kalmış oluyor yani. Ya şimdi biz varız. Sonsuz önce de bizim varlığımızı Allah biliyor muydu? Biliyordu. O zaman sonsuz önce de varız. Biliyorsa varız yani, bitmiş. Peki sonsuz sonra da bizi biliyor mu? Biliyor. O zaman sonsuz sonra da varız. Ne zaman Allah yalnız kalsın mı? Böyle bir şey olmaz. Benim güzel yüzümü göreyim. Hiçbir şey yokken bir yaratıcı var mıydı? Canımın içi yaratıcı, yani yaratan her zaman vardı. Her zaman sonsuz önce de var, sonsuz sonra da var. Yani mutlak yokluk zaten olabilecek gibi bir şey değil. Yani mesela boşluk olabilir. Boşluk olduğunda da Allah olur. Boşluk olduğunda, çünkü boşluk bir şey. Onda yaratılması gerekiyor. Bir varlık çünkü. Sonsuz yokluk tasavvur mümkün değil. Olabilecek bir şey değil. Yani mecburen varlık var. Ve varlık olunca mutlaka Allah olması gerekir. Mutlaka. Ya yani ikinci bir ihtimal olmaz. Dolayısıyla Allah kilitlenmiş bir sistemdir. Yani hiçbir şekilde geri dönüşü olacak bir şey değildir. Yani çünkü şey olan sonsuz önce de var olan, sonsuz sonra da var olan varlık Allah. Sen ne diyorsun? Mutlak yokluk olabilir mi? Mutlak yokluk teknik olarak zaten mümkün değil. Ya mutlak yokluk. Maddeye zaten hakim, her şeye hakim madde derken görünen, görüntü şeklinde olan maddeye hakim. Ne zamandan beri? Sonsuz evvelden beri ve sonsuz sonraya kadar. Dolayısıyla Allah hiçbir zaman için yalnız olmadı. Her zaman vardı. Evet. Yeni Akit'ten Ali Osman Aydın, toplumda bir eğitimsizlik, kültürsüzlük dolayısıyla da ahlaki bir yozlaşma sorunu olduğunu yazdı. Kalplerinin ve zihinlerinin bomboş olduğu yeni bir nesil yetiştiğini söyledi. Bu nedenle gençlerin kültürel ve ahlaki eğitimine önem vermek gerektiğini belirtti. Yazısında Kur'an'ın okunması gerektiğinden hiç bahsetmeyen Ali Osman Aydın, gençlerin yüksek bir ahlaka ve yüksek kültürel değerlere sahip olabilmesi için onlara Mevlana'nın Mesnevisini, Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını, Sade'nin Gülistan'ını, Victor Hugo'nun Sefillerini, Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını okutmak gerektiğini anlattı. Bu eserlerdeki yüksek ahlakı ve fikir bütünlüğünü anlamış bir toplumun çok daha ahlaklı ve kültürlü bir toplum olacağını söyledi. Sonra da trencilik oynuyorsunuz. İşte İngilizlerin devletinin din anlayışı bu. Bunlara da bunu aynısından vermişler. Farkına varmadan mı aldılar? Farkına vararak mı aldılar bilmiyoruz. Ama İngilizlerin devletinin